Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adamı olarak bilinirim. Bugünkü konumuz fesleğen. Çocukluğumun çiçeği, çocukluğumun kokusu fesleğen. Eskiden kullanılmış olan zeytinyağı tenekeleri, ayçiçek tenekeleri atılmazdı. Eskimiş büyük tencereler, çaydanlıklar da atılmazdı. Bu yapıları, bu kapları yaşamı seven maharetli kadınlar bazen bunları fesleğen, bazen de reyhanın saksılarını yapardı. Bu çiçekler her sabah sulanır. Sulanırken de başı aynen bir çocuk gibi okşanarak bütün koku her tarafa yayılırdı. Bugün gözümü kapatıp herhangi bir sokaktan yürümek istesem hangi evde fesleğen olduğunu çok rahat bulabilirim. Özellikle şunu belirteyim. Fesleğenin özellikleri nelerdir? Kaç çeşit fesleğen vardır? Fesleğeni biz nasıl tüketmeliyiz? Fesleğen çayı nasıl yapılır? Hangi yemeklerde kullanılır? Fesleğenin faydaları nedir? Ne işe yarar? Haydi hep beraber başlayalım. Fesleğenin özelliği hücre ve vücut sıvısının önemli bileşeni olan potasyumu yüksek oranda içerir. Bu potasyum kalp ve kan basıncının düzenlenmesini regüle eder. Aynı zamanda içinde mangan, bakır, manezyum, demir mineralleri vardır. Tam bir fesleğenin içinde 275 tane kimyasal vardır. Yani bunlardan özellikle uçucu olanlar birkaç tanesini saymak istiyorum. Eugenol, linalol, sitral ve limonenedir. Uçucu yağları içermesi ve bütüncül kimya ile beraber bizim vücudumuza ve bedenimizde 819 tane aktivitede yer alan çok harika bir bitkidir. Fesleğen çeşitlerine gelirsek daha çok bizde yaygın olan top fesleğen, mor fesleğen, kırmızı fesleğen ve limonlu fesleğendir. Bu fesleğenler çiğ olarak ince şekilde doğranıp pilav sonrası konabilir, yemeklere ilave edilebilir. Kuruları ve tazeleri de baharat olarak da kullanılabilir. Fesleğen çayını yapmak son derece kolaydır. Hem taze hem kurusunu aynı şekilde demleyebiliriz. Taze bir yaprağı kaynamış bir suyun içine usulca şu şekilde kaynamış suyun içine salacağız. Hiçbir zaman bir yaprağı bardağa ya da herhangi bir kaba koyup üzerine sıcak su boca edemeyiz. Çünkü fesleğenin ve reyhanın kokuları ve uçucu yağları son derece nazik ve narindir. Onun için hem kurusu hem tazesini mutlaka sıcak suyun içine asansör gibi daldırıp bu şekilde demlememiz gerekir. Normalde bir su bardağına bundan küçük bir dal ya da 10 tane taze yaprağı koymamız yeterlidir. Kuru demleyecek isek bir bardak sıcak suyun içine bir çay kaşığı toz fesleğeni koymamız yeterlidir. Fesleğeni hangi yemeklerde kullanabiliriz? Fesleğen taze ve kuru olarak ette, balıkta, salatada çok baharetlidir. Özellikle her türlü dolmada, dolmanın iç maddesine koyduğumuz zaman bu dolmaya inanılmayacak kadar güzel bir tat verir. Fesleğen özellikle tavuk yemeklerinde ve birçok sosun karışımında güzel bir aroma oluşturur. Akdeniz mutfağının kurtarıcısı fesleğen ve reyhandır. Bunu en iyi kullanan İtalyan mutfağıdır. İtalyan mutfağını kurtaran en büyük baharatlardan bir tanesi de fesleğendir. Şimdi gelelim fesleğenin faydalarına. Çok yönlü bir bitkidir ama ben en azından bunu kısacık üzerinden geçmek istiyorum. Hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarının en güzel ilacıdır. Özellikle antistres özelliği vardır. Bazen uyku tutmadığı zaman bundan küçük bir demleme yapıp içtiğimiz zaman yine uykumuzu son derece getirmekte ve stresimizi de son derece azaltmaktadır.
Özellikle fesleğenin ağız içi yara ve ağız içi pamukçuklarda son derece başarılıdır. Bazı durumlarda epilepsi ve migren nöbetlerini sönümlemede de başarılı olduğu görülmüştür. Fesleğen baş ağrısına iyi gelir, solunum yolunda başarılıdır, balgam söktürmede etkilidir. Birçok araştırmalarda özellikle çayı beyin sağlığı ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Fesleğenin en büyük özelliği fiziksel yorgunluğa son derece iyi gelen bir bitki çayıdır. Bu anlamda yine eklem ağrılarına da bunun çayı güzel gelmektedir. Ben özellikle fesleğen çayını çok başarılı buluyorum. Özellikle bu çayı içebiliriz ya da bu çayı cildimize sürdüğümüz zaman aknede çok yıldız ve riski olmayan çok güzel bir bitkidir. Hipokrat nedir bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Hastalıklardan uzak durmak için Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alandan sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın.